Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam bambaşka bir konuyu konuşacağız. Aslında gözden kaçan, yok sayılan önemli bir meseleyi konuşacağız. İnsanın insana yaptığı kötülüğü gördük ve anlıyoruz. Fakat insanın diğer canlılara, diğer türlere yaptığı kötülüğü pek göremedik. Bugün insan halen diğer türlere, diğer canlılara, hayvanlara iradeleri dışında kötülük yapmaya devam ediyor. Aslında bir hayvan soykırımı yapılıyor. Bu sadece günümüze ait bir meseleden söz etmiyoruz. Ancak bugün yani gelinen çağda meseleye baktığımızda da savaşlarda halen hayvanlar kullanılıyor. Canlı bombaya dönüştürülmüş durumda. Dünyanın tamamında geçmişte bunlar vardı. Bugün de bazı bölgelerde var. Ancak özel olarak biz bu akşam Türkiye'yi konuşacağız. Son günlerde Türkiye yeniden Zap, Metine ve Avaş'ın operasyonuyla, saldırısıyla gündeme geldi. Pek çok teknoloji bu savaşta kullanılıyor, insan gücü kullanılıyor, uluslararası destekler kullanılıyor. Akla gelebilecek insana zarar vermek için, doğaya zarar vermek için, karşılarına zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir şeyi gözden kaçırdık ya da görmek istemedik. O da hayvanlar. Bu savaşta artık hayvanlar da kullanılıyor. Zerdava adı verilen köpekler Güney Kürdistan'da, Metina'da, Zapta ve Avaş'ında canlı bomba olarak kullanılıyor. İlk bundan birkaç gün önce bu haber geldiğinde ve bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Köpekleri bugüne kadar canlı depremlerde dolayısıyla bir hayat kurtarırken kullanıldığını gördük. Narkotikte gördük. Daha çok da uygun amaçlara yönelik eğitilmiş köpekleri gördük. Savaşlarda tabii ki köpekler kullanıldı. Sadece köpekler kullanılmadı. Atlar kullanıldı, filler kullanıldı, domuzlar kullanıldı, yarasalar kullanıldı. Liste çok uzun. Bu kötülük yapıldı ne yazık ki. Ama bugün gelindiğimizde galiba bu artık sadece bilmiyorum yani savaşın kendisi kötüdür. Ama bu sadece galiba artık Türkiye'ye ait bir mesele. Detaylı daha fazlası var. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yanis Valis'in yaylalı bizimle birlikte. Pek çok arkadaşımız bilir. Eski asker, sonrasında insan hakları savunucusu, aktivist, yazar. Pek çok aktiviteleri var. Yanis arkadaşın. Yanis arkadaş merhaba. Yanis'e hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İşin doğrusu nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü bu haber ilk geldiğinde ve haberin detaylarına baktığımızda biraz içerisine düştüğümüzde dehşete düştük. Yani dünya tarihi böyle bir zulüm görmemiş mi? Böyle bir hadise görmemiş mi? Fazlasıyla görmüş. Ama yıl 2021'den söz ediyoruz. Yani savaşlarda Türkiye'den söz ediyorum. Elinden gelen bütün imkan ve olanakları kullanıyor. Teknolojiyi kullanıyor. İnsan gücünü kullanıyor. Uluslararası desteği kullanıyor. Vesaire vesaire. Devlet olmanın, NATO'nun gücünü kullanıyor. Fakat hayvanları, köpekleri savaşta canlı bomba yaptığı, sıcak savaşın içine sürdüğünü de ben işin doğrusu bu son haberle birlikte duydum ki biraz haberle kurcaladığımızda 2006 yılından şimdiye kadar meğerse hazırlık yapılıyormuş. Devamını senden dinleyelim. Bu hayvanların operasyonlarda, Türkiye'de köpeklerin operasyonlarda kullanılma tarihi ne zaman başladı? Ne zaman yeni bir durum mu? Eskiden de var mıydı? Bir buradan Yok yok. başlayalım. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca köpekler savaşlarda kullanıldı. Şey yenidir. Yani bu yerli milli şeyi var ya, yaklaşımım var ya, bunu her tarafta oturtmaya çalışıyorlar herhalde. Yani sözde yerli ve milli diyelim. Bu anlamıyla ilk defa işte Karadeniz'e, Trabzon'a ait işte Zerdave köpeğinin av köpeği ve çoban köpeği bu aslında. Bu köpeğin operasyonlarda işte narkotik, diğer alanlarda bomba, taramalarda kullanılmak üzere 2016 yılından itibaren işte alınıyor ve işte şeyde 500'e yakın köpek eğitiyorlar. Özellikle savaşlarda, yani Kürtlere karşı verilen
savaşlarda, operasyonlarda kullanılmak üzere 500 köpek eğitiyorlar. Bunların 60 tanesi 2018'den itibaren hali hazırda süren operasyonlara gönderildi. Yani şeyi söylemek lazım, bunu söylemek lazım ama eskiden de ben mesela 90'lı yıllarda işte biliyorsunuz ki şeydeydim, Kürdistan'daydım, Kürt dillerinde savaştım. Yani askeri olarak bulundum. Yani o dönemlerde de köpekler yine arama tarama faaliyetlerinde bulunurdu. Çünkü şey, koku alma duyuları çok hassas olduğu için işte mayın bulma, yani o araziye döşenmiş mayınların bulunması, yön bulma gibi birçok alanda şey kullanılıyordu. Köpekler 90'lı yıllarda da kullanılıyordu ama ben mesela 90'lı yıllarda yani hiç duymadım canlı bomba olarak kullanıldığını köpekleri. Yani bu ilk defa Türkiye için söylüyorum. İlk defa bu Rojova'da aslında IŞİD'liler işte artık baş edemiyorlardı YPG'li savaşçılarla. Köpeklere üzerine bomba bağlayıp o bombaları gönderiyorlardı. Karşı işte artık araçlar üzerine araç mı gelir yoksa işte mevzilere mi ya da şeylere mi? O şekilde o köpekleri patlatırlardı. Yani bizim şeyimizde Türkiye'de ilk defa gündemimizde aslında Rojava da şey IŞİD ve YPG savaşçıların savaşı esnasında şey yaptığı gündemimize ilk defa çıktı. Şimdi çünkü biz şeyi biliyoruz yani IŞİD'in aslında çok büyük oranda Türkiye devlet tarafından kullandığını biliyoruz. MİT tarafından yönlendirildiklerini biliyoruz. Büyük ihtimalle o köpeği canlı bomba haline getirilmesi de yine MİT kaynaklı bir çalışmanın ürünü diye ben düşünüyorum. Şeyde de aslında çok şey gibi gözükse de bu Zapa, Metinağ ve Avaşin bölgelerine geçmişte çok kez operasyonlar düzenlendi. Ama şey yani bu zamana kadar 13'ün üzerinde herhalde bu zamana kadar biz başarılı olan bir operasyon duymadık. Şimdi özel Şimdi olarak tabii Metin Azap ve Avaş'ına düzenlenen son operasyon saldırıyı size soracağım. Yorumlarınızı da işin doğrusu merak ediyorum. Fakat bu Zerdeva köpekleriyle ilgili ilginç de notlar var. Yani son Metina'da, Zapt'ta ve Avaş'ında kullanma biçimlerine bakıldığında şöyle yapıyorlar. Yani bombayı bağlayıp gönderiyor. Şimdi gönderiyor ama köpek bunu nasıl yapıyor? Bunun yanıtı da eğitimlerde. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda da Sovyetler tarafından eğitilen köpekler nasıl ki Alman tankların üzerine sürülüyorduysa zaten Pavlov'un kendisi evet eğitiyor köpekleri. 100 tane köpek eğitiyor. Anadolu Şah. Ajansı'nın geçtiği haberlerde bu Zerdeva köpekleriyle ilgili aynen şu ifade kullanılıyor. Deniliyor ki tırnak içerisinde sınır ötesi operasyonlarda terörle mücadeleye TSK'ya büyük destek diye manşet atmış. Ama Dolayısıyla tarihte de maalesef tarihte de köpekler benzer şekilde kullandılar yani. Yani tabii. köpeklerin savaşlarda kullanılması en az 3000 yıl önceye dayanıyor. Yani Lidyalılara kadar dayanıyor yani. Bu Kimerlerle Evet. olan savaşlarda Şükür ama köpek yani taburları biliniyor. Yani şunu köpek taburları biliniyor. Yani maalesef aynen. şeyde Hatta de yani birçok güç bunu kullanmış ama ilk defa canlı bomba olarak Pavlov'un deneylerinden de yararlanarak, kendisinden de yararlanarak Nazi Almanya'sına karşı maalesef ki Sovyetler Birliği böyle bir şey gerçekleştirmiştir. Şey birliği kurmuştur yani. Köpek birliği kurmuştur evet. yani. Özellikle canlı bomba birliği kurmuştur. Yani bu anlamıyla şeydir, geçmişten günümüze kadar maalesef ki Sovyetler de içinde dahildir.
şeyler kullanılmış, yani köpekler savaşlarda kullanılmıştır. Ama yani günümüze kadar da biz şimdi diyeceğiz tabii ki 2021'deyiz, hala böyle şeyler, böyle bir şey yapılıyor ve şey, yani hayvan haklarının geldiği noktada. Ama dünya maalesef hep çifte standartlarla dolu. Yani Şimdi geçmiş. yani şöyle bir şey var. Özür diliyorum. Belki onu da biraz Tamam. açmanı rica edeceğim. Tamam. Bu eğitimler en çok da Bursa'da yapılıyor ve köpek üretim ve eğitim tabur komutanlığı olarak geçiyor resmi Evet. adı. Evet. Burada 12 ayrı cins köpek ırktan yani köpek eğitiliyor. Tırnak içerisinde sınır ötesi operasyonlar veya terörle mücadele için seçilen köpek ise Zerdeva, yani daha dayanıklı olduğu için, daha kokuya duyarlı olduğu için seçilmiş. Şimdi eğitimleri çok ilginç. Aynen İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ben biraz baktım. Aç bırakılıyor köpekler. Evet. Yani Yani çünkü evet. O şartlandırılması biraz gerekiyor. açar Yani mısınız? Yani evet. Ya Pavlov'un yani bir deneyine dayandırılıyor. Yani bu Pavlov mide, sindirim ve tükürük bezleriyle ilgili çalışmaları var. Ya bu tükürük bezleriyle ilgili köpeklerde yaptığı çalışma şeyi fark ediyor. Yani köpeklerin işte yemeği et, yani et verildiğinde işte o tükürük salgısının algısıyla daha şey yapmadan, et getirilmeden, yani hayvana et verilmeden eti getiren kişiyi de gördüğünde aynı salgıyı ürettiği ortaya çıkıyor. Daha sonra bunu zil deneyiyle yapmaya başlıyor. Yani hiç orta et yok ama işte şartlandırıl için bu zil her basıldığında köpek aynı salgılamayı yapıyor. Yani bu deneyden yola çıkılarak Pavlov'un da kendisi aslında Sovyetler Birliği'nde yapıyor bunu. Yani köpekler çok uzun süre aç bırakılıyorlar. Ardından işte bir kere sahaya çıkartılıyorlar. Yine bir şey bulamıyor köpekler. Yine aç geliyorlar. Ondan sonra tanklar getiriliyor. Tankların altına etler konuyor. Ve köpekler o kadar açlar ki o şartla şeyle beraber, koşuyla beraber direkt tankın altına gidip o etleri yiyorlar ve artık tankı gördüklerinde yiyeceğe şartlanıyorlar. Yani bu şekilde aç bırakılıyorlar. Daha sonra da işte birçok Alman tankının altına bu şekilde salınıyorlar ve köpekler tankın altına girdiğinde de uzaktan kumandalarda ya da çeşitli şey materyallerde köpekler patlatılarak o tanklar şey yapıyor, havaya uçuruluyor. Yani öyle yüzlerce şeyin Yine köpeğin Kürdistan'da katledildiğini Metin biliyorum. Azap ve benzerlerinde birkaç görüntü var aslında. Bu köpek çok sayıda köpek götürmüşler. Bu arada bizi izleyen arkadaşlarımızla bu bilgiyi paylaşalım. Bu defa diğer operasyonlardan farklı olarak çok sayıda köpek operasyon bölgesine götürmüşler. Birkaç örnek de var. Savaş için kazılmış yeraltı mevzilerine bomba veya kamera takılarak istihbarat amaçlı da kullanılıyor. Bu köpekler mağaralara konuluyor veya tünellere konuluyor veya doğrudan köpekler bırakıldığında kayaların, taşların altına konuluyor. Bursa'da yapılan eğitimlere baktığımız zaman görecektir ki arkadaşlarımız, izleyicilerimiz burada da benzer türde eğitimler veriliyor. Yani hangi koşulda kullanmak istiyorsanız ona uygun eğitimler veriliyor köpeklere. Aynen, aynen, Evet, aynen, dolayısıyla açla bırakıldığı zaman onun aynen. gösterdiği refleks burada yiyecek var. Direkt doğrudan Evet, oraya o gidiyor. şartlandırmayı yapıyorlar ve köpekleri oralarda ya patlatıyorlar, ya dediğiniz gibi işte kendileri için canlı bir kameraya çevirebiliyorlar, ya da işte diğer anlamda kendileri yine mayınlardan korumak içinde kullanılıyor. Yani birçok anlamıyla Yani bedeli hayvanlara ödetiyorlar. Canlılara ödetiyorlar. Bu evet. iradesi dışında savaşa sürülenlere. Ama geçmişte de biz onu hep şöyle söylerdik. Yani tabii ki korucular daha önde gider derdik ama
Yani askerlerin önünde hep köpekler giderdi. Yani ilk önce tabii ki o mayınlara karşı hassas duyularından kaynak seçilirdi. Ama yine de ölecekse önde köpekler ölsün denirdi yani. Yani bu Tabii. anlamıyla da köpekler bizim yani askerlerin önünde yürütülür. Yani birçok nedenden dolayı. Ya günümüze kadar maalesef bu aşılamadı. Yani zaten bizde aşılması çok zor. Yani ben dünya ölçeğinde en azından keşke yani bu anlamıyla hayvan hakları mücadelesinde bir gelişme seyri olmuş olsaydı ve artık savaşlarda köpekler kullanılmasaydı. Ama Türkiye'ye has bir durum değil bu. Yani Türkiye bunu çok kirli Doğru, şekilde bu doğru, kullanacak. Çünkü bu doğru. çünkü Ama galiba mesela buyurun. İHA'lar, silahlı İHA'lar Amerika ya da başka bir yerde kullanıldığında mesela müthiş bir kamuoyu baskısıyla mesela silahlı Heron'ların, İHA'ların kullanılmasında bir sınırlandırma bir şeye götürüldü. Yani biraz daha bir otosansür uygulanması başlandı ama bizde hiçbir şeyin ölçüsü yok. Yani şey yapamıyoruz, kamuoyu baskısı oluşturamıyoruz bu şeyleri kullanan güçler karşısında. Yani o her şeyin en kötüsünü uygulamaya çalışıyor devlet. Yani köpeği eğer böyle Biraz kullanacaksa da en kötü şekilde silahları galiba kullanacaksa, şu var, değil mi? en denetimsiz şekilde Evet. maalesef kullanabiliyor. Biraz da galiba şu var artık, yani Türkiye'de Kürtlere karşı savaş yürütülüyorsa ve söz konusu Kürtlerse her yol mübah gibi görülüyor. Her Ya her yol şeyi kabul ediliyor. evet, her şeyi mübah. Her şeyin de ikinci şey davranılıyor. Yani ne de yani ikircilikli davranılıyor. Çifte standartlı davranılıyor. Mesela ormanları yakılırsa yani Bursa'da bir orman yakılsa dünyaları koparılıyor mesela çoğu hak savunucusu. Ama bu orman Kürdistan'a aitse tabii ki yine bir duyarlılık var ama olması gerektiğini çok çok altında olduğunu ve çoğu kurumların şövalyelerinin bunu bastırdığını görüyoruz. Yani mesela hayvanlar Kürdistan'a aitse, ormanlar Kürdistan'a aitse, su Kürdistan'a aitse çok büyük vicdanları çok büyük bir çifte standart uygulanıyor maalesef. Yani şeyden de yani nasıl diğer o şeylerde hep nasibini almışsa Türkiye kamuoyu birçok şeyde maalesef hayvan hakları savunucuları da işte ekoloji savunucuları da yani doğa savunucuları da maalesef var olan iklimden paylarını aldılar. O yüzden yani Bursa'da bir şey olduğunda, Karadeniz'de bir şey olduğunda hayvanlarla ilgili ya da doğayla ilgili bir şeyler olduğunda tepkileri çok başka oluyor, çok yüksek oluyor. Ya da İstanbul'da ya da işte Ege ya da Akdeniz'de ama iş Kürdistan'a geldiği zaman diğer konularda olduğu gibi maalesef çifte standartla karşı karşıya kalıyoruz. Yani ben buradan bir kere daha hayvan hakları savunucularına ondan sonra doğa aktivistlerine yani bir kere daha buradan seslenmiş olayım. Yani duruşlarını bir kere daha sorgulasınlar. Yani aynı bu olanlar yani bu hayvanlar ve hayvanlara İstanbul göbeğinde bir şeyler yapıldığında, Antalya'da bir şeyler yapıldığında, Akdeniz'de ya da Karadeniz'de bir şeyler yapıldığında dünyaları ayağa kaldırıyoruz. Peki burada hayvanlar paramparça edilecek görevlere işlere sürülüyorlar. Niye o zaman sessiz kalıyorsunuz? Neden hiçbir yerden bu anlamda ses çıkmıyor? Yani bu aslında artık vicdanlarımızın ne kadar ikiyüzlü olduğunu da gösteriyor maalesef. Yani Evet. geldiğimiz durumu Şunu da da sorayım. bize gösteriyor maalesef. Şunu da sorayım. Yani işin doğrusu haklısınız. Yani bu tür savaşlarda, bu çağda köpeklerin canlı bomba olarak kullanıldığı başka bir ülkede görülmüş olsa herhalde koşulsuz hükümetleri istifaya götürecek bir meseledir. Hayvan hakları örgütleri, aktivistleri ayağa kalkar. Hayvan hakları savunmak sadece İstanbul'un belli bir yerlerinde ya mama alıp götürüp köpeklere vermek değildir. Evet. Burada bir insanlık Ya suçu o da işleniyor. olmalı. Yani biz ona bir şey demiyoruz. Yani o da olsun. Tabii tabii Güvence tabii. Tabii edildiğinde elbette. köpeklere elbette Elbette. ses çıkaracaksın. Tecavüz edildiğinde elbette köpeklere ses çıkaracaksın. Aynen aynen. İşkence uğrayıp kesildiğinde elbette ses çıkaracaksın. Ama kalkıp da Kürt illerinde bir şey yapıldığı zaman
ne uygulama yapılırsa yapılsın buna sessiz kalıyorsan biz burada daha çok işte buna tepki gösteriyoruz. Yani sen neden buna ses çıkarmıyorsun? Sen neden buna tepki göstermiyorsun? Yoksa biz diğer taraflarda tepki gösterilmesini edilmesini istemiyoruz. Ama iş Kürtlere dayanınca neden sessiz kalıyoruz? Yani mesele orada. Şimdi Yani hayvanları da, Kürtlerin hayvanları da, Kürtlerin ormanları da, Kürtlerin suları talan edildiğinde insanın dışında insanları zaten her gün öldürülüyor, katlediliyor. Yani bunlar katledildiğinde neden olması gereken tepki ses verilmiyor. verilmiyor? Evet, dayanışma verilmiyor yani. Yani şöyle yapalım. Şimdi köpeklerden söz açıldı ama daha genel hayvanlarla ilgili, bu savaşın kurbanı hayvanlarla ilgili fotoğrafa bakıp birkaç cümleyle öyle tamamlayıp Zapp'la Avaşin ve Metina ile ilgili görüşlerini de alıp öyle kapatmak istiyorum. O da şu. Şimdi biz köpeklerden söz ettik ama Zerdeva köpeklerinden. İş sadece Evet. onlar değil. Siz Roboski'de olduğunuz dönem katırlar katlediliyordu. Kürdistan Evet. dağları bombalandığı zaman ormanlarda yaşayan bütün canlılar, Hayvanlar. ne var ne yok, Hayvanlar. hayatını ne yazık ki kaybediyor. Ya Bunun ben hesabı tutulmamış. Burayı biraz açar mısın? ya elbette yani şimdi şey de söyleyelim. Şeyde şimdi yani komple sessiz kaldılar demeyelim. Çünkü Roboski'nin zaten robot katliamı olduğunda orada katırlarla insanlar zaten birbirine karışmışlardı, paramparça olmuşlardı. Onun dışında yani o katliamın dışında birkaç sene sonrasında çok bilerek Roboski'lilere ait, Roboski köylülerine ait onlarca hayvan katledildi ve hemen ardından İstanbul'da bir basın açıklaması yani şeyde Batı'da bir basın açıklaması oldu ve ardından hayvan hakları savunucuları şeye geldi, köyümüze geldi, bizi ziyaret etti, basın açıklaması yaptı. İşte mülki Hatta amirlerle bu hatırlıyorum, o adamın dönem görüşmeye CHP milletvekili çalıştılar. Melda Onur Ama falan da gelmişti. Melda Onur. tabii yani belki biraz Roboski gibi o dönem popülerdi. Onun da etkisi de olmuş olabilir. Yani sadece Roboski değil. Yani bu anlamıyla Kürtlerin ormanları yakıldığında, Kürtlerin hayvanları katledildiğinde, Kürtlerin suları yok edildiğinde, yani Batı'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de nasıl tepki veriliyorsa gelip Kürt halkıyla da böyle dayanışmalar yapmalı, dayanışmalar örgütlemeli. Yani şu ön yargımız yüzünden yani Kürtlere olan fobimiz, Kürtlere olan ön yargımız yüzünden egemenler, zalimler bu coğrafyayı yaşanmaz haline getirecekler. Yani hayvanlardan arındıracaklar, sulardan arındıracaklar, ormanlardan arındıracaklar, insanları tek tipleştirecekler. Neden? Çünkü biz Kürtler, yani Kürtler haklarını alırsa ondan korkuyoruz. Kürtlerle ilgili bir gelişme olursa ondan korkuyoruz. Niye korkuyorsunuz? Yani neden korkuyorsunuz? Yani sen dilini rahatlıkla konuşabiliyorsun. Sen tarihini rahatlıkla öğrenebiliyorsun. Sen diğer her şeyin, sana ait, kimliğe ait her şeyin garantiye alınmış. Neden Kürt halkının bu anlamıyla kimliğine ait, diline ait değerlerinin kurumlaşmasından bu kadar korkuyorsun? Yani senin önüne bu korkular getirilerek Türkiye'yi cehenneme çeviriyor iktidar şu an. Yani bu yüzden buradan bir kere daha sesleniyorum. Yani korkularınızı aşın. Korkularınızı aşın ve bugün işte Zapa, Metina'ya, Avaşin'de operasyonlara öldürülmek için götürülen hayvanlar için sesinizi çıkartın. Yani milli olmuş, yerli olmuş, yerli olmasın, milli olmasın. Yani ne olursa olsun. Yani hayvanlar bilerek, isteyerek oralarda öldürülmeye götürülüyor. Ve biz bunun aynısını bizim gözümüzün önünde İstanbul'da yapılsa biz neler düşünürdük ve nasıl tepki verirdik? Ya da Batı'da yapılsa Üstelik ne tepki verirdik? Yani siz bunu hatırlattınız, bir iyi ki sorgulayın, hatırlattınız. vicdanınıza bir sorgulayın lütfen yani. Evet. İyi ki hatırlattınız. Zerdava köpekleri için de medyada, hükümet yanlısı medyada çıkan haberler
Yerli ve milli. Ne yazık. Evet. Evet, yerli ve milli ifadesi Ya, kullanıyoruz. Şimdi zaten Cuma'nın... bu büyük kodlama oldu artık yani. Yerli ve milli kodlama oldu. Yerli ve milli bir şey varsa mutlaka bu Türkiye'nin, bu coğrafyanın zararına bir şeydir. Ya yani eğer öyle bir şey söyleniyorsa, birileri de artık şunu söylüyorsa, yerli ve milli, yerli ve milli diyorsa, orada mutlaka bu coğrafyanın aleyhine gelecek bir şeyler vardır yani. Bunun Evet. ardına, saklıyorlar her şeylerini. Bunun ardına saklıyorlar tüm pisliklerini. Ve hayvanlarda, ormanlarda, sularda her şeyi de bunun altına saklanarak yapılıyor. Yani buyurun Peki işte şimdi İkizdere'ye bakın yani. İkizdere de benzeri aynen saldırı aynen alanında. aynen Ve bize işte şimdi yasaklar gelecek bir yer. O yasaklarda da İkizdere'yi yok etmek için hükümeti arkasına almış, askeri jandarmayı arkasına almış olan devlet orayı yerle bir edecek yani. evet. Yani Şimdi sadece coğrafyasının bir bölümü değil, her tarafına savaş açmış durumda yani, rant için. Avaş'ın ve Metina'ya gelelim. Şimdi biraz bir kısa özet bilgi geçtikten sonra sözü izninizle size bırakayım. Bizi izleyen arkadaşlarımız için de bir bilgi olsun. Bu 23 Nisan 24 Nisan'a bağlayan gece Ermeni soykırımına denk getirildi. İlginç bir şekilde. Saldırı ve operasyon halen devam ediyor. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve can kayıpları yaşanıyor bu alanlarda. Bu alanlar sayın tabii ayları da açıklayacaktır. Çok sayıda da sivil yerleşim yerleri bulunuyor. Köylüler bulunuyor buralarda. Burada yaşanan savaş, burada atılan tonlarca bomba, patlayan silahlar, patlayan bombaların sesini belki İstanbul'dan duymuyoruz, Edirne'den duymuyoruz, Ankara, İzmir'den duymuyoruz. Ama orada insanlar ölüyor. Konuştuğumuz bu saatlerde belki orada insanlar ölüyor. Türkiye bu savaş üzerinden aslında zapturapt altına alınıyor. Bu savaş üzerinden yoksullaştırılıyor. Bu savaş üzerinden açlığa mahkum ediliyor, zulme mahkum ediliyor vesaire. Yani listeyi uzatabiliriz. Şimdi köpekler meselesiyle de ilgili şunu söyleyeyim. Öyle sözü sen yaylaya bırakayım. Ne olursa olsun bu üzerinden atlayabileceğimiz bir haber değil. İnsanlığın öldüğü ve bitirildiği bir yerdir. İtiraz noktası da tam da burada olması gerekiyor. Dili olmayan, savunmasız, kendi iradesi dışında bu bir başkaları insanlar karar veriyor. Bunlar savaşa sürülüyor bu hayvanlar. Canlı bomba olarak kullanılıyor ve paramparça ediliyor. Çünkü aç bırakılarak bu yapılıyor bu hayvanlar. Bunun ciddiye alınması gerekiyor. Bu yayını, bu haberi kimin elinden ne geliyorsa yayın, herkes duysun. Bu bir insanlık suçu. Zap, Metina ve Avaş'ına geleyim. Bu yeni bir durum değil. Siz az önce kendi konuşmanız içerisinde söylediniz ama son 4-5 dakikamız şu böyle kapatalım. Nereden çıktı bu operasyon? Neden böyle bir operasyon? Neden böyle saldırı yaptılar? Bunun temel amacı nedir? Ya bu saldırının bence iki yönü var. Yani iki temel amacı var. Yani bir tanesi zaten yani 100 yıllık bu coğrafyanın Türkleştirilmesi politikası çerçevesinde yapılan bir saldırı. Yani tüm Hristiyan halklardan kurtarıldı. Şimdi ise sıra Kürtlere geldi. Yani tam 100 yıldır uzun erimli Kürtlere karşı soykırım politikaların bir parçası bu saldırı. Bunu net söylemek lazım. İkinci amacıysa tam da böyle 24 Nisan'a denk getirilmesi, yani 23'ünde telefon görüşmeleri yapıldı Amerika'yla ve 24'üne getirilmesi. Yani kamuoyunu bu anlamıyla manipüle etmek içindir. Yani eğer buna Amerika onay vermemişse bu saldırıya, bu operasyona, bu savaşa, bu soykırım operasyonuna, savaşına tamamen işte o şeyin etkisini azaltmak, yani Amerika'nın o soykırım tanımasının etkisini azaltmak amacıyla aynı zamanda işte Türkiye batı kısmını bu saldırı operasyonla manipüle amacını taşıyor. Tabii birinci temel nedeni o 100 yıllık soykırım tamamlama. 100 yıldır işte kanla, katliamla, soykırımla topraksız olan bir halk buradaki toprakları ele geçirdi.
Şimdi buranın en kadim halklarından, yani diğer kadim halkları zaten yok ettiler. Bizi kelaynak kuşu kadar, yani birkaç bin insan kaldık sadece orada. Ama işte geriye kalan Kürt halkını da yok edip komple kanla, katliamla, soykırımla orayı Türk yurdu haline getirmek. Asıl amaç, asıl amaç o. Gerisi hepsi arada işte bazen gündem değiştirme, bazen iktidarda kalma, bazen başka şeyler. Bunlar ama temel neden bu. Bu Nihai anlamda da amaç, nihai amaç hiç değişmiyor. hem batıdaki muhalif güçlere işte Kürtlerle dayanışmalarını büyütmelerini çağırıyorum. Çünkü bu sıradan bir operasyon değil. Bunu söyleyeyim. Gara ile beraber ve Gara öncesinde de başlayan sıradan operasyonlar değil. Yani tamamen Kürtlere de falan öyle PKK ile değil sadece. Bunun amacı, asıl amacı komple Kürtlere soykırımı dayatmaktır. Diğer halklara yaptılar, dayattılar ve bitirdiler. Geride kalanlar da hala uğraşıyorlar. Bu anlamıyla Batı Kürtlere karşı şu an ortaya konulmuş bu soykırım politikalarına karşı daha duyarlı olmak zorunda. Eğer Kürtler giderse tüm tepkiler, tüm yoğunlaşma Batı'da kendi üzerlerine yoğunlaşacak. Bu devletler için de geçerli. Ben Yunanistan'da kalıyorum. Yunanistan'da artık bir ulusal politika oluşturmak zorunda Türkiye üzerine ve Kürtler üzerine bir ulusal politika oluşturmak zorunda. Yani hala Yunanistan Kürtlere karşı sadece pragmatist yararlanmacı yaklaşıyor. İşte Evet. bakın, yani 100 yıl geçmiş, 100 yıl sonra bile Ayasofya bir kere daha esir alındı. Ayasofya bir kere daha köleleştirildi. Yani bugün Kürtler giderse, bugün Kürtler yok edilirse, aradan Kürtler de çıkartılırsa nereye yönelecekler zannediyorsunuz? Bu Libya'ya gönderdiği eşkıyaları, Karabağ'a gönderdiği eşkıyalarını nereye göndereceğini zannediyorsunuz? Batı Trakya'ya gönderecek, Kıbrıs'a gönderecek, yine etraftaki tamamı devletlere, topraklarını devletlere gönderecekler yani. O yüzden Yunanistan, yani bölge devletleri olarak Ermenistan, yani bu anlamda çok daha duyarlı olmalılar ve ortak mücadele hattı, yani Türk sömürgeci, inkarcı, soykırımcı sistemine karşı pragmatist değil, uzun vadeye dayanan ortak bir dayanışma hattı oluşturmak zorundalar. Yani Peki. bunu sağladılar. Evet, dinliyorum. Şunu da sorayım, öyle kapatalım. Şimdi bir, bunun başarı şansı var mı askeri olarak? İki, daha önce biliyorsun 2018 yılında başladı. Haftanın belki biraz daha sonra. Hakurke, Haftanin, Hınerinin sınır hattı boyunca, yani operasyon bugün Metin Azap Avaşı'na yapıldı ama buralara zaten daha önce de sizin ifade ettiğiniz gibi defalarca yapıldı. 82'den beri yapılıyordu. 13 sefer herhalde. 13 sefer Evet. operasyon yani. Hatta 97 yılında 200 bin askerle yaptılar. Şu anda yani girmek istenen yerlerde daha yerler üzerinden konuşuyoruz. Zaten Haftanin'e yaptılar 2-3 yıl önce, ki halen devam ediyor. Hakurke'ye, Hınere'ye, sınır hattı boyunca, Brados'ta. Eğer başarılı olmuş olunsaydı zaten olunurdu. Dolayısıyla bu son saldırıyla birlikte askeri olarak burada bir başarı bekliyor musunuz? Ya bakın, yani kısa vadeli ben oradan sonuç alabileceklerini düşünmüyorum ama mesela çok garip, yani çok acayip bilgiler geliyor bize. Yani mesela bu çeteleri o bölgelere yerleştirmek gibi planları olduklarını söylüyorlar. Yani bu Evet. anlamıyla Güney Kürdistan'da KDP'nin hakim olduğu bölgelerde yani yüzlerce, binlere varan çetelerin getirildiği söyleniyor. Şimdi şey değil, kısa vadeli bakarsak buradan sonuç alacaklarını düşünmüyorum. Hatta Gare'de olduğu gibi yenildiler de. Yani şimdi bir süre sonra oradan nasıl çekileceklerini düşünecekler. Fakat işte o Suriye'de birçok alanda yaptıklarını, o geçmişte Esad'ın yaptığını, o
Arap kemendi vardı ya. Evet, Ona evet, benzer evet. bir şeyi Amerika'nın da oluruyla Güney Kürdistan ve diğer bölge devletleri yani İran, Irak da oluruyla böyle bir şeye gidilirse ve böyle bir şeyi onlar kabul ederlerse o zaman işte bir soykırım la karşı karşıya kalınabileceğini söylüyorum. Elbette ki buna karşı özgürlük hareketi sessiz kalmayacaktır. Gereken tepkiyi verecektir ama çok birçok yerinden yaralar alarak verecektir. Yani bu anlamıyla bunun da nereye varacağını, nereye gideceğini de bilemiyoruz. Ama kısa vadede ben şu an yapılan operasyondan sonuç alamayacak. Ben hatta yeniliklerini gördüm zaten. Yani sadece bilgi olarak biz Türkiye'den gelen bilgileri değil, işte Kürt özgürlük alanından gelen bilgileri takip ediyoruz. Ve birçok büyük kayıpları olduğunu da duyduk, öğrendik. Bu anlamıyla kısa vadede sonuç alınamayacağına ama uzun vadede planları olduklarını düşünüyorum ben. Bu yüzden de bizim çağrımız da zaten ona dönük çağrı. Yani uzun vadede işte kendi çıkarları içinde, diğer halkların kendi çıkarları içinde Kürt halkının yanında durmak zorundalar. Bu soykırım sürecini boşa çıkarmak için birlikte hareket edilmeli ki kendi demokrasilerini de kurtarabilsinler. Kendi halklarını da kurtarabilsinler. Yani benim çağrım bunun üzerindedir. Yani bu duyduğum şeyler üzerindedir yani. Hisler üzerindedir yani. Çünkü benzer Suriye'de, Rojava'da yaptıkları saldırının benzer saldırılarını Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan arasında da yapmaya çalışacaklar. Bundan kaynaklı kaygılarımı dillendiriyorum. Bir de son olarak hayvan hakları ile ilgili şey yapayım. Yani Lütfen. hala hayvanlar Türkiye'de mal olarak görülüyor. Yasalarda mal olarak görülüyor. Hayvan hakları aktivistleri can görülsünler diye uzun süredir mücadele ediyorlar. Yani bu anlamıyla bir yasanın çıkacağı ve işte artık mal yerine değil de artık can olarak yasalarda yer alacağıyla ilgili şeyler, kanaatler var. Umarım bu şekilde gelişmeler olur ve baskılarını hayvan hakları aktivistleri bu anlamıyla meclise, hükümete baskılarını arttırmalı diye şey yapıyorum. Yani olması gerektiğini düşünüyorum ve çağrımı da bu anlamıyla yapıyorum. Size de teşekkür ediyorum Ben bana teşekkür ediyorum. bu fırsatı Aslında ben teşekkür tanıdığınız ediyorum. Bu için. zaman ayrı yayınımıza katıldınız. Umarım bundan sonra sık sık birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım. Kendinize çok iyi bakın. Çok Buradan teşekkür ederim. Kürt Özgürlük Hareketi'ne, Kürt halkına ve diğer halklara mücadele eden tüm halklara sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Teşekkür Direneceğiz. ederim. Birlikte mücadele edeceğiz ve bu inkarcı, faşist, soykırımcı sistemi birlikte bu halkların üzerinden def edeceğiz. Başka da yolumuz yok Aynı duyguları paylaşıyorum sizinle. Çok teşekkür ediyorum. yani. Rica ederim. İyi Sağ olun. akşamlar. Sağ İyi olun, iyi akşamlar. akşamlar. Arkadaşlar, yeni bize katılan, yeni dinleyen, izleyen arkadaşlarımıza da bir hatırlatalım iki şeyi. Metin Azap ve Avaşin'de şiddetli çatışmalar devam ediyor. Gün içerisinde, yani bugün gelen gün içerisindeki bilgilerde bu şiddetli çatışmalar sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğine dair. Buralardan işin doğrusu sağlıklı haber almak da pek mümkün olmuyor savaş bölgesi olduğu için. Fakat bütün arkadaşlarımıza şunu önereyim. ANEFE Kürt medyasını izleyin. Verilen fotoğraf ve görüntüler var. Gerçek olan bu. Dolayısıyla bunları arkadaşların izlemesini öneriyorum. İki kaynaktan tabii bilgiler geliyor. Yani TSK kaynaklarından bilgiler geliyor. HPK, BİM kaynaklarından bilgiler geliyor ve yerel kaynaklardan bilgiler geliyor. Çatışmaların yoğun olduğu yerlerde de işin doğrusu ne yazık ki sağlıklı bilgi almak ya da çok hızlı bilgi almak kolay olmuyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bölgedeki savaşın inisiyatifi gerillaların elinde. Gelen bütün veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla biraz kuzey gibi, yani iç içe
çatışmalı bir durum. Bütün gücünü kullanarak bu savaş halen devam ediyor. Tabii bununla birlikte bu hayvanların, köpeklerin savaşta kullanılma meselesini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden mümkün olduğu kadar bütün dünyaya işlenen bu insanlık suçunu herkese anlatmamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Hayvan hakları örgütlerine, çevre örgütlerine, ekolojiyle ilgili örgütlere vesaire, siyasetçilere, medyaya, sivil toplum örgütlerine bütün bunu ulaştırmamız gerekiyor. Artık öyle bir çağda, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki elinizde bir telefon varsa siz gazetecisiniz, siz bir yayın organının sahibisiniz. Sizin televizyonunuz var demektir, sizin radyonuz var demektir, sizin internet siteniz var demektir. O zaman bizim bu gücü doğru kullanmamız gerekiyor. Yani düşünün ki 2000 insan, 2000 insanın elinde 2000 tane telefon şu anda 700-800 kişi arkadaş yayını izliyor. 700-800 telefon. Yani sadece buradaki arkadaşlar harekete geçse bile bu soykırımı, yani hayvanlara yönelik yapılan bu soykırımı dünyanın neredeyse önemli bir kısmına ulaştırmak pekala mümkündür. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.